Merhaba herkese, selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün Perşembe günündeyiz. Geçen diğer 3 videoyu izlemediyseniz onları şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Bir haftayı sizinle beraber geçirdiğimiz için bugün de Perşembe günündeyiz. Ve bugün de yine dop dolu günlerimden biriydi. Bu arada hiçbir şey yapamadım. Şu anda da saat 2:10 geçiyor ve ben kendi dersimi yapacağım. Aslında randevu almadım. Tanımadığım birine gireceğim büyük ihtimalle. Eğer ki tanıdığım biri varsa onlardan birine de girebilirim tabii ama büyük ihtimalle yoktur. Çünkü benim favori hocalarım bu saatlerde çok fazla olmuyorlar. Ama geçen hafta hani bu hafta ne zaman müsait olacağımı bilmediğim için randevu almamıştım kimseden. Ve artık unuttum ben kendimi yapmayı, hatta randevu almayınca unutuyorum maalesef ki. Geçen akşam aklıma geldi. O yüzden dedim hemen bugün bir kendimi yapayım. Bugün kendimi yapacağım. Spor yapmayı düşünmüyorum çok fazla. Ondan sonra da büyük ihtimalle ders çalışırız ve bugünün yapılacaklarını yaparız diye düşünüyorum. 1-1,5 saat aralığında ders çalışırız diye düşünüyorum. Yürüyüşümüzü yaparız. Spor yapmasak bile zaten 10.000 adım yürüyeceğimiz için bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. O zaman ben hemen kendi dersine gidiyorum. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi kendi dersi bitti ve ben de ders çalışacağım bir saat. Bir saatten sonra da saat 4 gibi de annemle beraber mutfağa girişeceğiz ve güzel bir şey yapmayı planlıyoruz. Onu da zaten size gösteririm eğer ki olursa. Ondan sonra da akşam yemeğini yeriz. Akşam yemeğinden sonra yürüyüş yaparız. Bugün dediğim gibi spor yapmak istemiyorum çünkü böyle kendimi çok iyi hissetmiyorum hani spor yapacak kadar. Ondan sonra da akşamdan sonra sizinle beraber bir şey yapacağız. Haziran ayımı planlayacağım. Ay söylemeyecektim ama vallahi içimi tutamadım. Haziran ayımı planlayacağız. Bunu bekletiyorum kaç gündür, yoksa daha önceden yapacaktım. Böyle kağıtları falan hazırladım. Bu haftanın başında alışveriş merkezine gitmiştim ve sticker almıştım. Onlarla beraber çok güzel süreriz diye düşünüyorum ama şu anda matematik çalışacağız. Bugün paragraf çözesim yok. Bugün hiçbir şey yapasım yok aslında ama matematiği yine çalışalım. Reper matematikten kağıtları çıkardım. Onları çalışacağım. Reper matematikten videoda izleyeceğim çünkü bu kısımları çok iyi yapamıyorum. O yüzden sayı problemlerinin ikinci kısmını video izleyerek yapmam gerekecek. Ondan sonra zaten neler yapacağımızı kararlaştırırız. Bir saat geçsin. Ondan sonra hemen mutfağa gireriz. Tüm işsizliklerde geldik selfie dersin. Hocam ne selfie'si, ne diyorsun? Bir yanlış olur mu? Arkadaşlarım, yağmur yağıyor ve biz nasıl yürüyüşe gideceğiz göstermek istiyorum size. Bakar mısınız, ince ince başladı ve gökte gürlüyor biraz. Çok üzüldüm şu an çünkü günümün en keyifli zamanları ne kadar çok yorulsam da yürüyüş oluyordu ve şu an gidemeyeceğiz yani yağmurda nasıl gidebiliriz? Bir de uzak olduğu için hani oraya gidip 3 tur atıp işte 10.000 adım atmaya çalışıp gelmek biraz yorucu olacak ve o yüzden büyük ihtimalle yürüyüşe gidemeyeceğiz. Bu beni bir tık üzdü. Şimdi donutları süsledik ve gerçekten çok eğlenceliydi ve o kadar güzel oldular ki ağzımın suyu aktı gerçekten. Ve şimdi biraz sonra akşam yemeği yiyeceğimiz için de tabii ki donutları tadamadım maalesef ki. Ve hava da daha iyiye gitti. O yüzden yürüyüşe gitme ihtimalimiz de birkaç tık arttı. Ama şimdi akşam yemeği gelene kadar da ben de dizi izleyeceğim. İzlediğim diziyi de göstereyim size hatta. Bu diziye başladım. Böyle her ay bir tane Türk dizisi izliyorum Netflix'te olan. Ajandamı süslemek için. Hani geçen aylarda 50 metre
metrekare çıkmıştı. Ve bir de Fatma çıkmıştı. Onları izlemiştim ama bu ay çıkmış bir Türk dizisi olmadığı için de Masum'a başladım. Bunu bayağı merak ediyordum. Çünkü Ali Atay ve Haluk Bilginer oynuyor. Yani daha iyi ne olabilir? O yüzden de şu anda zaten bir 6. bölümündeymişim. 6. bölümünü izleyeceğim şimdi. Kaldırın dedi. Bak istersen. Yusuf. Daha iyisin değil mi? Selam tekrardan. Biz şimdi yürüyüşten geldik ve ben biraz da dinlendikten sonra tekrardan masa başına geçtim ama ders çalışmak için değil, ajandamı yapmak için. Bugün de yine bir 10.000 adım attım ve gayet iyiydi. Spor yapmadığım için de 10.000 adımı tamamlamam harika oldu. Ve şimdi donutlarımı alıp geldim. Bunları size zaten göstereceğim. Şimdi ise Haziran ayımı planlayacağım. Zaten detaylı olarak göstereceğim ve hani artık fon kartonu kullanmaya başladım ajandamı yaparken. Onlarla da çok şık durduğunu düşünüyorum. O yüzden onları daha öncesinde hazırlamıştım. Sadece yapıştırması ve bazı sayılar eklemesi kaldı. Onları da beraber halledeceğiz. Ondan sonra da zaten bir film izlemek istiyorum. Ve onlarca bu videonun içini yaparım ve bugünü bitiririz ve yarın son güne geçeriz. Şimdi şu şekilde stikerlerimi çıkardım. Ajandamı da çıkardım ve burada gördüğünüz üzere donutlarım var ve limonlu suyum var. Şimdi hemen ilk başta size stikerlerimi göstermekle başlayacağım. Zaten bunları görmüştünüz ama şunu da göstermek istiyorum. Ondan sonra da düzenlemeye başlarız. Bunları zaten beraber almıştık Miniso'dan ve Yoyosa markasından. Bunları siz zaten görmüştünüz şu şekilde olan çıkartmaları. Ve onun haricinde de Trendyol'da şu şekilde harika bir sticker kitabı satılıyor. 1000 adet tane sticker var ve gerçekten çok güzeller. Yani bunu size detaylı olarak göstermek istiyorum. Bunu da linkini aşağıda bırakacağım. Onun haricinde ondan önce de almış olduğum şu şekilde stikerler vardı. Aynı markaya ait oldukları için bazı çıkartmalar aynı ama farklı olanlar da var. Bu yüzden bunları da çok seviyorum zaten. Şunları da hatırlıyorsunuzdur. Bunlar da sizde var üstten almıştım bedavaya. Onun haricinde şu şekilde D&R'dan Harry Potter stikerleri buldum. Bunlar gerçekten çok güzeller. Şurada Dumbledore kullandım dayanamayıp ama geri kalanlar kaldı. Onun haricinde de zaten geçen Şubat ayı Bullet Journal'ını yaparken gösterdiğim çıkartmalar var şu şekilde. O videoyu izlemediyseniz de şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz zaten. O zaman şimdi hemen Haziran ayını planlamaya başlayalım. Şimdi dediğim gibi şu şekilde pembe renklerini kullanacağız ve burada da artline kalemlerimi çıkardım. Burada bir sürü bu şekilde farklı farklı boyutlarda var ki hani farklı farklı boyutlarda olması daha da güzel oluyor bence. 01 de alalım şu şekilde. Şu şekilde kağıtlarla beraber yapıştıracağım. İlk başta hani ay kısmımız var. Bu olacak. Ondan sonra YouTube fikirleri, uyku takip listesi, kitaplar, filmler, diziler bu şekilde ilerliyoruz. Kısmımız bitti. Şu an mükemmel gözükmüyor biliyorum. Çünkü altta kurşun lekeleri var ama onları iyice mürekkep kuruduktan sonra sileceğim. Şimdi ise genel olarak aylık kısma geçeceğiz. Burası yani tek tek çizeceğimiz için bayağı uğraştırıcı olacak. Şuraya ilk başta pembe kalemle başlığımızı atmak istiyorum. Thank you.
Şimdi şu şekilde hepsinin ana başlık kısımlarını attım. Düzenleme yapacağım kısımlar da olacak tabii ki. Şu şekilde dediğim gibi kağıtlardan yaptım bunları da. Mesela şu kısmı tekrardan doldurmam gerekiyor. Şunların üzerinden geçmem gerekiyor. İşte uyku takip listesi, filmler, diziler ve YouTube fikirleri. Bundan sonraki kısımda yaz tatili için. Ondan sonra da haftalık kısımlar geliyor. Bunların biraz kurumasını beklemem gerekiyor ve şu kısımların üzerinden geçeceğim. Burayı bölgelere ayıracağım. Kitabın ismi, ne zaman, hangi aralıkta okuduğum ve puanım kısmı olarak yapacağım. Şimdi o kısmı ayıralım hemen ve şunları dolduralım. Alakalı değil de genel olarak tüm 3 ayı kapsıyor. Yaz tatiliyle alakalı bir kısım. Buraya holiday yazacağım. Şurası filmler olacak. Şurası da diziler olacak. Dizilere şu tarz bir şey yazıp şuraya şu şekilde yapıştırmayı düşündüm. Bence böyle çok şık duruyor ama filmler için bu şekilde bir şey yapmayacağım. Ondan sonra da haftalık kısımlarımız başlıyor. Haftalık kısımlardan sadece bir tanesini doldurup bırakacağım zaten. Şimdi buraya ilk başta bir başlık atayım. Şunları doldurayım. Hangi dizileri ve filmleri izleyeceğimi de seçtim. Tabii ki kesin bir liste değil ama hani izlemek istediğim ve arkadaşlarımın önerdiği filmleri yazdım. Ve dizileri yazdım. Ondan sonra da haftalık kısmı da doldurup bu şekilde bitiririz ve stickerları eklemeye başlarız diye düşünüyorum. Sevdiğim kısım geldi. Stickerları yapıştırmak. İlk başta şu şekilde to do kısmı var. To do list kısmı. Bunlardan bir tanesini kullanmak istiyorum. Umarım oraya sığar bu arada. Şu şekilde çıkartalım. Çıkartınca çok da büyük gözükmüyor zaten. Şu şekilde yapıştırıyorum. Eğer ki yine ihtiyacım olursa altına da bir tane yapıştırabilirim. Hatta farklı varsa bir tane daha yapıştırabiliriz belki. Not kısmı yapıştıralım bir tane de şu şekilde. En sevdiğim şeyler şu şekilde stickerları çıkartmak. Yani gerçekten bana farklı bir haz veriyor. Şey yapıştırabilir miyiz acaba? Şöyle bir fotoğraf makinesi yapıştırabiliriz belki. Ortaya. Evet. Burası bu şekilde oldu. Daha sonrasında şu şekilde ilerliyor. Daha sonrasında burası kitaplar kısmı, alışkanlıklar kısmı, takip edebilmem için doğru düzgün, uyku takip listesi, filmler, diziler, YouTube fikirler kısmı ve daha sonrasında tatil kısmı. Bence gayet güzel ve geniş bir kısım oldu. Artık ajandan bitiyor ve bu durum beni bir tık üstse de çok dolu bir yıl geçirmiş olduğumu da görmek mutlu ediyor tabii ki beni. Ve bu şekilde ajandamı bitirmiş oldum. Gerçekten sizinle beraber yapmak bana çok fazla keyif verdi. Şu şekilde gösterebilirim. Haziran ayını çok güzel bir şekilde planlamış olduk ve gerçekten çok beğendim. Çok dolu dolu bir ay olacağı için de böyle bol bol notlar, yapılacaklar listesi yazdım. Çok güzel oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir.
Ve bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonra yapacağım farklı bir şey olmadığı için de size göstermeye gerek duymayacağım. Çünkü bu videonun da editinde başlayacağım. O yüzden onu hemen başlamak için videoyu da kapatmam gerekiyor. Ve videonun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında herhangi bir fikriniz ya da kanalım hakkında herhangi bir fikriniz varsa veya video öneriniz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Zaten hepsini okuyorum. Eğer ki bana destek olmak isterseniz de videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yarın Cuma günü son günde görüşmek üzere. Bay bay.